Oturmuşlar, onlara mülaki oluyorlar, onları dinliyorlar. لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Bu ayet-i kerime belki bu kardeşimizden daha fazla günaha batan insanlara hitap ediyordu. Yani göklerin kapısı açılıyor. Hazreti Cebrail bu ayetle geliyor. Mekke'de 80 yaşına kadar her türlü günahı işleyen ihtiyara diyor ki umudunu kesme. Kadın belki hayatın bütün helake şekillerini görmüş. 10 tane, 20 tane erkekle beraber olmuş. O şekilde evlenme şekilleri vardı cahiliyede. Hazreti Ayşe annemizin anlattığı 4 tane nikah şekli var. Nikah değil de cahiliyede öyle diyorlar. Onlardan bir tanesi, kadın 10 tane erkekle birlikte olur. Sonra hangi erkek hoşuna giderse çocuğu için der ki bunun babası falan kadındı. Şimdi böyle kadınlar geliyorlar. Allah Teala onlara bile لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Hani biz Besmele'ye neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani o Rahman adı kainatta her şeyi kucaklıyor. Karıncayı kucaklıyor, kuşatıyor. Köpeği kuşatıyor o Rahman oluşu Cenab-ı Hakk'ın. Ona rızık veriyor. Balığın karnında ki balığın denizin karnında bir balık var, onun rızkını gönderiyor Rahman oluşundan dolayı. Peki o Rahman olan Allah'ın adını sürekli tekrar ediyoruz. Her hayırlı işe besmele ile başlıyoruz ki nasıl bir Rabbimiz var, nasıl bir Rabbe kulluk ediyoruz. İşte o Rahman oluş bize sakın ha umudunuzu kesmeyin buyuruyor. Ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönelin. Bu yönelişinizde de şöyle bir haliniz olsun. Bir baba gurbette ya da bir baba sürgünde, bir baba esarette. Esarette bu baba zincirlerini kırdı, prangaları kırdı. Onlarca yıldır göremedi, ailesine koşuyor. Koşarken nasıl bir heyecanı varsa sizler de Rabbinize böyle koşun. İşte bu kardeşim Rahman olan Rabbi onu bu şekilde bekliyor. Bu heyecanla bekliyor. Koşarken de ona diyor ki لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Benim rahmetimden Allah'ın rahmetine umudunu kesme. Şimdi sen geleceksin. اَتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا Önceden ne kadar günah varsa, eğer bu günahlar kul hakkı değilse, tövbe edince, Allah'a yönelince Cenab-ı Hak o geçmiş bütün günahları mahvedecek. Peki o günahlar nasıl silinecekler? Hani hep baştan beri söylüyoruz ya, ateşin içine demiri koyunca eritiyor, cürufunu alıyor, ona bir şekil veriyorsunuz, hamurkar oluyorsunuz, ustası oluyorsunuz. Tövbede de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَتَّوْبَةُ نَدَامَتُونَ Tevbe pişmanlıktır, pişman olacaksınız. Ağlamak iyidir, ağlamalı. O günahlar aklına gelince, ben bunları nasıl yaptım ya Rabbi? Şu ana kadar ben nasıl gafil olabildim diye ağlamalı. Yani tövbe şöyle bir şey değil. Aldınız kirli çamaşırı, burada deterjan var, su var. Ama hepsi ayrı yerde duruyorsa o kir temizlenmez. Onları bir makinenin içine koyacaksınız, düğmeye basacaksınız, su gelecek, deterjanı da koyacaksınız, o kiri temizleyecek. Tevbede bir amel olmalı. Yani tövbe ettiniz, pişman oldunuz, ağlıyorsunuz, aklınıza geliyor. Nasıl ben bunları yaptım, yapabildim ya Rabbi diyorsunuz. Ama sürekli ondan sonra ibadetiniz var, farz namazları kılıyorsunuz, nafileleri kılıyorsunuz, orucunuzda hata yok. Zaman zaman eğer imkanı varsa bu kardeşimin pazartesi, perşembe oruçları tutuyor. Yani önde bu ibadetleri yapınca artık hep bu ayette bir tarafta duruyor. Sakın ha umudunu kesme. Bu İslam deve çobanı olan Hazreti Ömer'i oradan alır. Tövbe edince Efendimiz'i öldürmek için yola çıkmıştı. O Ömer'i oradan aldı, insanlığın zirve noktalarına taşıdı. Yani eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِي لَكَانُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Eğer benden sonra Allah peygamber gönderecek olsaydı Ömer olurdu buyuruyor. Peki o Ömer'i buradan alıyor işte. Oraya çıkarıyorsa bu kardeşim müsterih olsun,
ibadetlerinde hatası olmasın, olmamaya çalışsın, aksatmasın. Ve günahını da, önceki günahlarını da kimseye açmasın. Sadece ona, hocalarına bile açmasın. Kul haklarını ödesin. Önceki günahlarını başkalarına açması da günah olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahı söylemek de günah. Kendi dünyasına çekilsin, ibadet etsin, müsterih olsun. Allah Teala'nın rahmeti onu kuşatacak inşallah.